Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, göstermiş olduğum bu boncukla bir boncuk oyası hazırladık. Modelimizin ismi biber oyası. Şöyle tığımı da göstereyim. Tığım da 21 numara arkadaşlar. Çok eski bir model. Instagram üzeri gelmişti arkadaşlar bu model. Arkadaşa yazmıştım. Bu hapishane işi taktiğiyle yapılıyor. Hapishane işi taktiği dediğimde şu bileklik, bakın arkadaşlar. Şöyle bu. Şöyle vida kısmında, hani hazır altın bilekli veya sahte bileklikleri bu şekilde vidalı olursa çok hoş duruyor, böyle ucunda zinciriyle beraber. Ben bunu ilk denemede yapmıştım. Ta önceden öğrencilik olarak öyle dikip değerlendirdim. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim de, hoş bir bilekte duruşu da oluyor. Bu taktikle yapılan bir biber oyası. Şöyle modelimi de göstereyim sizlere. Hoş ve güzel bir model oluyor. Eskinin, çok eskinin, anneannelerin yaptığı bir modeldi. Bunu Tunus işiyle çok güzel bu şekilde yapılıyor bu model arkadaşlar. Buna biber oyası dedim ama bu sarıdan olursa mısır oyası, kırmızıdan olursa biber oyası olarak geçiyor. Bende kırmızı boncuk yoktu. Kesme var arkadaşlar. Böyle küçük minik boncuklar, cam boncuktan sadece mavi ve beyaz var. Onu tedarik edeyim diye yapamadım. Tedarik edemedim. Baktım, dedim modeli bari bu boncukla göstereyim istedim. Hem de farklı, değişik, güzel bir model olmuş olur kanalda. Siz bunu dediğim gibi kırmızı veyahut da sarıdan yaparak böyle modelin ismine layık bir şekilde şöyle tek göstermek istiyorum. Sallantılı olsun diye örümcekler üzerine yaptım, böyle köprü, zincir köprüsünden. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın şöyle oluyor ama bu kıvrılıyor kendiliğinden. Bunu ben küçük yaptım, 5 boncuktan başlayarak yaptım. O da çok bu şekilde zarif oldu arkadaşlar. 7 veya 8, 9, bunu tek rakamla yapınca kesme işleminde rahat edersiniz. 5, 7, 9, 11, böyle tek sıralı rakamlarla giderek bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, şöyle köprülerin arasına bu şekilde hazırladım. Sallantılı boncuk olduğu için şu şekilde daha hoş durduğunu düşündüm. Şöyle de son olarak tutayım arkadaşlar. Modelimizin anlatım kısmına geçelim. Yedi tane zincir çekerek modelimize başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İlk zincirin içinden kapatıyorum. Şöyle sabitledim. Hemen boncuklardan yuva oluşturacağız. 5 boncuktan şöyle yuvamız oluşacak. İlk boncuğumu sık iğne ile sabitleyip hazırlamış olduğum bu yuvanın içine giriyorum. Şu ipi de arada götürmek istiyorum arkadaşlar oraya. Kalın daha güzel olur. Çünkü bu sık iğne üzerinde de başlanabiliyor. Ekran karşısında bu şekilde kolay yaparım diye sık iğne arasından daha ziyade bu yuvayı tercih ettim. Bu şekilde hem daha kolay oluyor. Evet, ikinci boncuğu da sık iğne ile ipime tutturduktan sonra yuvaya şöyle sabitliyorum. Bu da 2 oldu. Tekrar 3. boncuğu kapattım. Buraya yuvanın içine giriyorum. Şöyle 3 ve 4. boncuğumu alıp sık iğne ile kapattıktan sonra bu 7 zincirli yuvanın içine sabitliyorum. Bakın bu şekilde oluyor. 5 taneden kuracağımızı söyledim. Sonuncu ve 5. boncuğu da bu şekilde buraya sık iğne ile sabitledim. Alt tabanı, zeminini bu şekilde kurduk arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluşturduk. Sıkı sıkı yaparsanız boncukları kapatırken daha güzel olacaktır. Şimdi
Bunu 7 sıra bu şekilde çıkacağız. Hani boru yapıyorduk ya bazı modellerde. Aynı ortalarda olduğu gibi. Bakın şu şöyle. Aslında buranın sıkı kapanması lazım ama ben sizi görün diye şöyle biraz hafif gevşek kapatarak bakın bu şekilde telinden giriyoruz. İkinci boncuğu da aynı şekilde hemen bu kapattığımız boncuğumuzun şu tarafından değil sol tarafından girip zaten o kendi sağa doğru kayıyor arkadaşlar. Evet şöyle sabitliyorum. Bu şekilde dediğim gibi 7 sıra gireceğiz. 5'erden 7 sıra herhalde 35 ediyor arkadaşlar. 7 kere 5 35. 35 tane boncuk 3 tane de kapatmak için toplam 38 boncuk 1 tane bibere yetiyor. Modelimizin ismi. Telinden boncuğu kapattım. Bu telden giriyorum. Şöyle net gözüküyordur inşallah. Zaten bu şu ip de bizim dolanma noktamız oluyor arkadaşlar. Hemen sık iğne ile sabitleyip bu şekilde yapıyorum. 38 tane boncuğu alıp 7 sıra bu şekilde dolanın. Böyle bunu sırayı takip edeceğim diye uğraşmayın arkadaşlar. Şimdi benim parmağımda 38 tane boncuk var. Bunları böyle 7 sıra toplam 3 boncuğum kalana kadar bu şekilde yapıyorum. Sıra saymaya uğraşmayayım diye. Ve bunun kenar tellerinden yaparak bakın ikinci sırayda bu şekilde oluyor alt kısmı. Böyle götüreceğiniz. Kenarda 5 mi 6 mı tek tek uğraşmadan boncuk bitene kadar ipiniz ön tarafta olsun. İş sayısını kaybetmeden 4 sıra yaptık. Boncuklarda bakın arkadaşlar 4 sıra gözüküyor. Şöyle de sayınca ve demek ki burada bir 15 boncuğumuz daha var parmağımızda. Devam ediyoruz. Bunu 7'ye tamamlamak için şöyle. Evet, şöyle 5 sayısını kaybetmeden 4 sıra yaptık. Bakın şu sırt kısmından 1, 2, 3, 4. Boncuklarımız demek ki 15 tane daha boncuğumuz var arkadaşlar. 3 sıra daha yapacağız. 7'ye tamamlayacağız bunu. Devam edelim. Şöyle yine boncuğumu alıyorum. Bu şekilde sık iğne ile sabitleyip görüyorsunuz. Hemen kenarındaki telden girip bu şekilde işlemi devam ediyoruz. Hem de fark ettiyseniz boru gibi oluşmaya da başladı. Zaten baştan bir iki sıra sizi zorlar. Sonra o kadar kolay oluyor ki zevkli de oluyor böyle şekil çıktıkça. Evet, bir alttaki hemen yanındakinin. Bu 5 sayıyı kaybetmeyin. Çok söylüyorum herhalde arkadaşlar. Kapattım boncuğumu. Ve hemen yanındaki boncuğun şöyle telinden giriyorum. Böyle küçük olsun diye ben 38 tane boncuktan yapıyorum. Bu da fazla küçük de olmuyor. İnce olsun diye bobinde kullanıyorum. Şimdi yanındaki girdim. İyice borumuz oluş. Tekrar sık iğne ile girdim. Ne kadar sık iğneyi sıkı kapatırsanız o kadar güzel olur arkadaşlar. Görmeniz için biraz ben telini hafif boşluk bırakarak tutmak için. Malum kameradan zorlanmayayım diye şu tel kısmını hafif bol bırakıyorum ama sıkı yapınca daha güzel duracaktır. Yani sizin biberleriniz daha hoş duracak. Zevkli bir yapımı var. Şimdi kapattım. Boncuğumuzun teline giriyorum. Şöyle görmeniz için net tutayım.
kenarın boşluğundaki telden girerek böyle döne döne yapıyorum. Elinize dediğim gibi boncuğunuzu, ipinizi alıp yaptığınız takdirde şöyle daha net anlayacaksınız arkadaşlar. İzlemekten ziyade ben öyle yapınca daha net iyi anlıyorum. İzleyince hatta yapamam, bu zormuş gibi falan da geliyor. Ama izleyerek şöyle elime ipimi tığımı aldığımda ne kadar kolaymış. Çünkü göstericiyi takip ederek yaparsanız hoş ve güzel. Şöyle. Çünkü bazen sizin bildiğiniz de yetersiz olabiliyor. Evet arkadaşlar, konuşurken gelmişiz. Şöyle 3 boncuğu bırakıp şu 3 boncuğu yapacağız sizlerle. Diğer 3 boncukla kapatma, ucunu sivrileştirme işlemi. Hani biberin uç kısmının sivri kısmını yapacağız. Bu 1. Bu 2. Şöyle. Bu da 3. Geriye 3 tane bırakacaksınız. Yani 35 tanesini buraya yapacaksınız. Şöyle bakın. Şöyle bir görüntü oluyor. Biraz bol oldu benim boncuklarım. Size göstereyim derken ama hoş güzellikte oldu. Şimdi bu üç önemli. Son üçü nasıl yapıyoruz? Şimdi biz normalde arkadaşlar bakın burada 5 tane boncuk var ya. Normalde buraya kapatmamız gerekiyor ama biz bunu şöyle ikinci boncuğun tel kenarından alacağız. Bakın şöyle şu kenara girip bir tane bırakıp ikinciye kapatacağız. Şimdi ikincisini de aynı şekilde şöyle boncuğumu kapattım. Buna kapatacaktık ya. Bu boncuğumu bırakıp yanındaki ikinci boncuğun telinden giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bakın orada da bir tanelik kısım kaldı. Ona da o üçüncü boncuğumu kapatıyorum. Şöyle. Yine oradan bir tane alıp uç kısmını da bu tek noktayı da bıraktım. Şöyle sökülmesin diye bir tane de bu şekilde zinciri çekiyorum. İpimi uzun bırakacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle siz göz kararı, ben bırakıyorum. Siz ne kadar bırakmak isterseniz bakın. İlmeğimi böyle içinden geçirip şimdi bu başladığımız hani 7 zincirli yuva var ya, oradan tığımı bu şekilde bakın kapattığım, ipi kopardığım yere kadar çıkarıyorum tığımın ucunu. Şöyle göstereyim. Ve buna ipimi taktım bakın çengeline. Tığımın çengeline ipimi takıp şöyle aşağıya kadar çekiyorum. Evet bu şekilde ipimizi alta çektik. Şöyle şunu yakalım arkadaşlar. Uzun kısmı. Şimdi buraya 3 zincir çekerek şöyle düzeltelim. Yaparken biraz gerdirme olabilir. Buradan bakın bu yuva kısmından şöyle göstereyim, aşağıdan bakmayın. Yuvanın kenarı, zincirin kenar kısmından tığımı giriyorum. Buraya sadece 3 zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bu ip fazla olabilir. Siz daha kısa bir kesim yapabilirsiniz. 3 zincirimi çekip şu tarafından şöyle iç kısmından girip sık iğne ile bu 3 zincirimi tutturdum. Şöyle 3 zincirlik bir tutma noktası yaptım. Şöyle biberimizi. Şimdi bunu keselim arkadaşlar. Keseyim. Çok uzun olduğu için. Evet. Bunu da buraya yakıyoruz. Evet. Şöyle tutup biberi göstereyim. Kolay oldu arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu nasıl tutturduk ona göre tarif edeyim. Evet. İkişer zincir çekerek tığ battılarımız hazır. Şimdi bu örümcek işlemi yaparak boncuğumuzu tutturacağız. Şöyle sabitledik sık iğne ile
herhangi bir tığ battım içine. Üzerine bir zincir çekip örümceğimi yapıyorum. Şöyle orta boy bir örümcek. Üzerine bir zincir çekip örümcekten şöyle tığımı bırakıyorum. Buradaki 3 zincir çekerek yapmış olduğumuz yuvadan tığımı geçirdim. Bıraktığım ilmeği de tutuyorum. Bunu da tığımdan geçiriyorum. Bakın. Yuvadan geçiriyorum bu şekilde. Şöyle hafif birazcık bol kapatıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum üzerine. Bu kapattığımız noktadan tekrar buraya bakın örümcek. Bu şekil yapmazsanız arkadaşlar örümcek dönüyor. Örümceğin dönmemesi için bu taktiği geliştirdim. Kapattığımız noktaya sık iğne yaparak tekrar modelimizi tutturduk. Bakın. Bu örümcek bu şekilde dönmüyor. Güzel duruyor. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı boyutta. Orta boy bir örümcek. İkisinin boyutu aynı olursa güzel oluyor. Dördüncü tığ battıya 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüye kapatıyorum. Şöyle oluşuyor. Bakın. Şimdi köprü için 4 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle tığ battıya. Aynı kapattığımız tığ battıya 2-2 alarak trabzan yapıyorum. 1-2-3-4-5 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya bu trabzanın arasına giriyorum. Şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. 5 zincir. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şu bir önceki yaptığım halkayı tırnağımla tutup trabzan yapmamı kolaylaştırıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bir defa doladım. Hemen trabzanın orta kısmından şöyle 2, 2 alarak trabzan yaptım. Bakın 4 tane bu şekil yaptık bunu. 7'ye tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip şöyle 2, şöyle 2, 1, 2, 3, 4, 5, bir defa doladım. Yuvaya girdim, şöyle 2, şöyle 2, 1, 2, 3, 4, 5, bir defa doluyorum. Şöyle 2, 2 alarak trabzan yapıyorum. Bakın toplamda 7 tane bu şekilde zincir halkasını oluşturduk. Şurada düğümümüz var arkadaşlar. Bunu yine dördüncü tığ battıya 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü tığ battıya bu şekilde. Şöyle hafif düğümü ittirsek. Şöyle sık iğneyi kapatacak ip olsa yeter bize. Ve bu şekilde buraya sabitleyip şöyle hemen düğümü arkaya alayım. Şöyle bir sık iğne yaptık. Şimdi ipimi koparıyorum arkadaşlar. Hemen bakalım. Bunu yap. Evet, modelimizi hazırladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sizler için hazırlamış olduğumuz modelimiz bu şekilde. Yapımı yavaş yavaş inşallah anlaşılır bir şekilde anlattım. Dediğim gibi bunu herhangi bir ara suyu olur. Bu zincir halkası köprülerin arasına koymak istedim. Buraya yaprak koyabilirsiniz. Sadece örümceklerden oluşturabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz arkadaşlar, eğer bu çimeni sevmediyseniz. Ama gerçekten halka bu köprüler yakıştı diye düşünüyorum. Sallantılı modelin hoş bir görüntüsü de var. Ben çok beğendim arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle tut gibi sallandı. Şöyle karşıdan da bakın. Hoş ve zarif bir duruşu var. Şöyle de göstereyim. Beyaz üzerinde. Evet. Emekler için tekrar beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.